Borsa meselesini soran birçok izleyicimiz var. İşte mail atıyorlar, DM'den yazıyorlar. Ne oluyor? Aldatıcı bir yükseliş mi bu diyenler var. Açıkçası rekor oranları görüyoruz. Ne oluyor borsada? Peki Ferit. Şimdi çok güzel bir soru. Şimdi bir taraftan doların üzerine rezervleri satarak kurların üzerine bastırıyoruz. Bir taraftan mevduatı enflasyonun 4 katı daha kötü bir faizle mevduatları eziyoruz, tasarrufları eziyoruz. Öbür taraftan dövizi tutmaya çalışırken bunun polisiye tedbirlerle olmayacağını görenler eminim ki kamu kaynaklı, eminim ki kamusal bir kurgu olan bir Türk yatırımcısına hem içeriden hem dışarıdan gelecek paraya bir adres gösterebilmek için kamu kaynaklı bir operasyon ve bir kurgu olduğunu zannediyor. Şimdi bunu nereden çıkardın diyeceksiniz. Sevgili arkadaşlar, biliyoruz ki yıl başından bu yana Türk borsasından çıkan yabancıların toplam döviz miktarı 2,5-3 milyar dolar civarındaydı. Sadece Ağustos ayında işte bahsettiğimiz bu operasyonun kamu kaynaklı kurgusal operasyonun başladığı Ağustos ayında Temmuz'un ikinci yarısından itibaren 694 milyon dolarlık bir döviz girişi, yabancı girişi olduğu rivayet ediliyor. Bunların ne kadarı bıyıklı yabancıdır, ne kadarı orijinal yabancıdır onu bilmiyorum tabii. İfade edileni söylüyorum. Ara sıra da Nebati Bakan borsaya 13,5 milyar TL para girdi diye de bir böyle kamuoyunu şahlandıracak beyanlarda bulunuyorlar. Diyeceksin ki bunlar kötü mü? Ya borsanın hareketlenmesi, borsanın canlanması kötü mü? Bunun eğer iktisadi meseleleri, piyasa hareketlerini kendi mantığı içinde, kendi kuralları içinde, piyasa kuralları içinde işletmezseniz, buraya bile bir kamusal kurgu katarsanız, bunun komplikasyonlarıyla karşılaşırsınız. Nitekim şu sıralar borsada olan o. Gün içi seans arasında %5'lik 6'lık inmeler çıkmalar. Kamu bankalarının 8-10 gün, 20 gün boyunca tavan tavan gitmesi. Düşünebiliyor musun? Kamu bankalarının hisseleri 8-10 gün boyunca üst üste tavan tavan gidiyor. Ben bunun sebebinin bir, kayıt dışı paralar için bir adres gösterilmesi gerektiği için borsayı hareketlendirdiler. İki, TL'de bulunan, TL cinsi tasarrufları bulunan insanların döviz, gayrimenkul, otomobil dışında bir seçenek bulabilmesi için bir şu an borsamızı köpürtüyorlar. Bak çok net bir şey söylüyorum. Sözde adres gösteriyorlar. Yani TL cinsi varlığı bulunan veya elindeki TL ile döviz talebi yaratması ihtimali bulunan insanlara bir adres icat ediyor. Yani dövize gitme, TL'ni dövize çevirme, Bak borsada sana kal. bir adres bulduk. Bak sana ne güzel bir adres bulduk. Şimdi peki bunun sonuca nereden varıyoruz? Ferit, 27 milyar TL'lik günlük işlem hacmi olan borsanın şu an itibariyle şu son haftalardaki hacim miktarı 102 milyarla 125 milyar TL arasında dolaşıp duruyor. Farkında mısın ne dediğimi? 4 katı artmış bir hacimden bahsediyoruz. Bilal, 4 katı artmayı bir daha söyleyelim. Hangi zamandan bu zamana kadar 4 katı arttı hacim? Sevgili kardeşim, Temmuz ayının başına gitsin baksınlar. Çok önemli, evet. Haziran, Temmuz ayının hacim miktarına baksınlar. 27 milyar, 28 milyar, 29 milyar, 30 milyar filan. Of, Temmuz'dan 27 milyar günümüzde hacim var. 125 milyar oldu daha 2 gün önce. 125 milyar, evet. Hacim bu. Ferit, işimiz gereği bir de bu memlekette ne olup bittiğini merak ettiğimden her tarafa bakıyorum. Ne olup bittiğine bakıyorum. Borsada olup bitenlerin yani hukuka yanlış bir şey de söylememek için biraz kamuflajlı laflar söyleyeceğim. Olup bitenlerden anladığım kamusal kaynaklı bir kurguyla muhatabız. Bunu iyi planlayanlar var ya Ferit, bunu iyi planlayanlar.
sermayenin tabana yayılması veya Türk lirası tasarrufu olan insanların döviz, altın, gayrimenkul veya otomobil yerine sağlıklı bir alana yönlendirmek istiyorlarsa, bunu böyle bildik yöntemler var ya bunların, böyle vura kıra, gözünü başını kıra kıra yürüttükleri gibi yapıyorlar bu işi de. Günlük %3, %5, %10 inme çıkmalar şeklinde veya üst üste seri bir şekilde 8-10 gün boyunca kamu bankalarını tavan yaptıracak şekilde yatırım yapmak yine birilerinin, garip kurabağa birilerine gel gel demektir. Onları bir anlamda, o 18 Haziran tuzağı vardı ya, 18 Haziran mıydı o döviz tuzağı vardı ya, yine küçükler çarpıldılar demişti ya Maliye Bakanı. Küçük yatırımcı çarpıldı. Borsada da böyle bir şey olunması istenmiyorsa bu işin kurallarına, bu işin bilimsel esaslarına herkesin riayet etmesi lazım. Bak şimdi Rubil abi, bir araya girip sana bir şey yapayım mı? Soru sorayım mı? Hem de izleyicimizin evet, sorusunu soracağım. Daha iyi olsun. Sana katılmayan mesela bir izleyicimiz var. Adem Bey yazmış. Adem Güngör diyor ki, katılmıyorum diyor. BIST 30 grafiğini açıp bakan biri, tüm geçmişe bakıldığında tüm enflasyonist dönemlerde, mesela 90'lı yıllarda parabolik olarak dikine dikine yükselmiş, hem de yıllarca hiç ara vermeden diyor. Yani bu tarz durumlarda borsa yükseliyor diyor Adem Güngör. Ne diyorsun abi? Şimdi bu doğru bir tespit. Şöyle doğru bir tespit. Enflasyonist ortamlarda zaten borsa, bak az önce saydım, enflasyonist bir ortam var. Ne demek? %80'lerde bir enflasyon var. Buna karşı o seyircimiz de dahil, tasarruf sahibi olan insanların kendi tasarruflarını yönlendireceği bir alan yoksa enflasyonist ortamlarda borsaya hücum olur. Benim kastettiğim o değil. Borsanın ve piyasanın kendi kuralları içinde günde %1'lik artışlarla, periyodik artışlarla gitmesinden bahsetmiyorum. Yani piyasa kuralları içinde fiyat kazanç, defter değeri gibi kriterler veya bilanço esaslı değerlendirmelerle yapılacak işlerden bahsetmiyorum. Sevgili kardeşim, kamu bankasının biri bir ay içinde %350 değer kazanmış ya. Bu çok ilginç bir haber verdin şu anda. İsim vermiyorum. Yani %350 değer kazanıyor. Yani bu eğer... Bak, özel banka demiyor, kamu bankası. Çok ilginç yani. Kamu bankası. Tabii ki kamu bankası diyorum. Ne dediğimi biliyorum. Şeye, özel bankalarla fiyat kazancına veya defter değerine bakarsan mukayese bile edilmez. Yan yana bile gelemezler. Şimdi birileri diyor ki bunu varlık fonu finanse ediyor. Birileri diyor ki kamunun yönlendirmesiyle işte kayıt dışı paralar veya net hata noksanından gelen paralar var diyoruz ya. Yılbaşından bu yana, yılbaşından Haziran sonuna kadar 18,5 milyar dolardan bahsediyoruz. Veya Rus oligarklara bir para kazanacakları adres gösterme, sermaye piyasaları adına da İstanbul borsasını canlandırma adına bir yönlendirme oldu. Ama sonuç itibariyle piyasa kuralları içinde olmayan kamusal kaynaklı bir kurgudan bahsediyorum. Sakın kimse yanlış anlamasın. O arkadaşımızın, soru soran arkadaşımızın dediği gibi benim bu anlattıklarımın yanından geçmeyeceği sağlıklı kağıtlar, sağlıklı hisseler falan var. Ben onlardan bahsetmiyorum. Yani o BIST 30'da veya senelerdir zaten ucuz kalan, senelerdir yabancının terk edip gitmesiyle 5,5 dolardan 1,20 dolara kadar düşen bir borsanın genelinden bahsetmiyorum. Düşünebiliyor musun? Ya olacak bir şey değil. Bu bir tuzak kokutuyor veya hükümet iyi niyetli bir şekilde, iktidar iyi niyetli bir şekilde Türk yatırımcısına, tasarruf sahibine sağlıklı bir alan tarif etmeye çalışıyorsa bile bunu çok özensiz yapıyorlar. Bunu teşvik etmek anlamında yapıyor olsalar bile çok özensiz yapıyorlar. Buradan yine 18 Aralık operasyonunda olduğu gibi çok yara alan insan olmuş. Bu işlerden aman dikkat diyelim, aman. Peki Rubil abi, bu borsanın şimdi yükselişi, yani diyorsun ya bir kapı açılıyor diye, insanlar dövize gitmesinler diye Türk lirasıyla hisselere işte bir şekilde borsaya yatırım yapıp en azından enflasyonu... Niye yapıyoruz bunu? Niye yapıyoruz? Faiz yok ortada.
para politikasını uygulamıyorlar. Sopa zoruyla faizleri, şimdi Ferit bütün seyircilerimiz lütfen sen sorunu soracaksın ama araya tamam, gireyim tamam. Bir şey söyleyeyim. Bugün piyasalara bakanlar görmüşlerdir ekranlarda. 10 yıl vadeli Türk devletinin hazine bonolarının faizi %11,37 idi. O soru soran arkadaşımız da dikkat etsin lütfen. Yani 10 yıl vadeli hazine tahvilinin faizi 11,37 idi. Peki Türk Eurobondlarının yani Türk hazinesinin döviz cinsi borçlandığı tahvillerin faizi ne biliyor musun? 12. %12. Şimdi bak buradaki borsayı nasıl adres gösterdik anladın mı? Niye borsaya adres göstermek zorundayız onu da anladık mı? Yani döviz cinsi borçlandığın kağıtların faizi yani ikincil piyasada işlem görürken faizler %11,5-12'ye çıkmış. Ya Türk lirası tahvillerin faizi 11,37. Niye? Çünkü o kağıtları sopa zoruyla zorunlu karşılık göstermek adı altında bankalara aldırtıyoruz. Piyasa kurallarında o kağıtların faizi bu değil. %80 küsürlük bir enflasyon ortamında 10 yıl vadeli kağıtların yıllık faizi 11,37 olabilir mi? Bunu hiç aklı başında bir insan bunu anlayıp kavrayabilir mi? Burada ne olduğunu, ya burada ne yapılıyor denilmez mi, demez mi birileri? Bütün bunlar olup biterken, bütün gücümüzü, enerjimizi, ihracatçının elinden aldığımız dövizi, KKM yoluyla elde ettiğimiz dövizi, bankaların gırtlağını sıkarak bozdurduğumuz dövizlerin hepsini kullanıyoruz ki kuru baskı altına alalım. Baktılar ki bu zoraki yöntemlerle olmuyor. Döviz talebini kısmen önlemek için bir adres bulmaları lazımdı. Ben adresi bulmuştum biliyorsun. Neydi benim adresim Ferit? Yap işlet devlet ve kamu özel işbirliği projelerini halka açın. Gerçek tasarruf ve şeye ortaklık budur. Uzun dönemlidir bir de. Ve Türk borsasının bir özelliğini söyleyeyim. Türk borsası dünyanın en küçük borsalarından biri. Dünya borsalarının büyüklüğü içindeki payı binde bir bile değil. Ama bir özelliğini söyleyeceğim sana. Türk borsası bütün dünya borsaları arasında işlem sayısı bakımından yani işlem sıklığı sayısı bakımından rekor kırıyor. Ne demek bu biliyor musun? Kumarhane gibi görülüyor. Uzun dönemli yatırım aracı değil. Uzun dönemli sermaye piyasası aracı olarak kullanılmıyor. Kısa vadeli işlem sayısı bakımından bak bu kadar küçük bir borsa işlem sayısı bakımından işlem sayısı derken de bir hissenin kaç defa alınıp satıldığının gösterilmesi demek. Bu anlamda rekor kırıyor. Ne demek? Gerçek anlamda sermaye piyasası değil. Şimdi bu anlattığım sebeplerle elinde TL bulunan, kısa vadede para kazanmaya çalışan, enflasyon karşısında kendini korumaya çalışan insanları peşlerine takabilmek için 27 milyarlık işlem hacmini 125 milyara çıkaracak şekilde bir kamusal kurguyla karşı karşıyayız. Sakın borsadan uzak durun demiyorum. Bak sakın borsadan uzak durun demiyorum. Kastettiğim o değil. Ama 8-10 gün içinde tavan tavan giden hiçbir iktisadi realitesi, hiçbir piyasa realitesi olmayan bir rüzgara kapılarak kendimize bak ne güzel bir alan bulduk. Burada da TL cinsi para kazanılıyormuş diyerek kimse balıkla atlamasın onu kastediyor. Ben yani sermaye piyasalarını ve borsayı savunan bir adamım. Bak evet, tekrar evet. Ediyor. Ya Türk borsasında ne olduğunu anladın mı Ferit? Benim evet. Okumam için mi söylüyor? Bunu belgele desem belgeleyemem ama görünüyor. Bu görünüyor. Yani bu doğal bir durum değil. Riskli bir durum diyor Rubli Gökdemir. Uyarıyor borsayla ilgili. Şu an bir algı yaratıldı. İşte borsa uçuyor, kaçıyor diye ben de görüyorum birçok. İşte YouTube kanalında ya da hükümete yakın kanallarda da öyle görüyorum. İşte
aynen Rubel abinin de bahsettiği gibi dolar almak yerine, dövize gitmek yerine borsa cazip bir ortam. İşte yüksek karlılık var şeklinde bir durum var. Aman diyelim yatırımcılara, bizi izleyenlere. Peki, dikkat, kaygan zemin. Kaygan zemin peki, diyelim. Fethemen yatsın bugün arkadaşlar. Bugün seyirciler yatsınlar. Borsada BIST 100 dediğimiz borsa endeksi, bir sürü endeks var. Banka endeksi diye bir endeks de var. Bankaların günlük hareketini ve işlem değerlerini gösterir. Yani borsa banka kağıtlarının endeksini ifade eder. 4050'den bugün 4050 ile 4354 arasında hareket ediyor. Farkında mısın ne dediğim? Günlük %10. Böyle bir şey olabilir mi? 4050, 4354. %8 günlük endeks hareket ediyor. Evet. Şimdi benim dikkat dediğim bu. Yoksa senelerin imalatçısı, senelerin ticaretini yapan, senelerin ihracatını yapan, Türk sanayinin göz bebeği bir sürü şirket var veya ticaretin bir sürü şirketi var. Yani milyonlarca ton üreten çelik, demir çelik sektörümüz var. Bunların şirketleri var. Bunları kastetmiyorum. Neyi kastettiğimi anla ya. Bir ayda kamu bankası, mevduat toplamayan bir kamu bankası, bir yatırım bankası bir ay içinde %350 değer kazanmış. Ne demek bu ya? Bu temettümü dağıtacak. Gidip yönetimine mi ortak olacaksınız? Kârını mı paylaşacaksınız? Neden bahsediyoruz? Bunu söylüyorum. Anlatmaya çalıştığım bu. Bir de Rubel abi, bugünkü şu konuda da uyanmak lazım. Ferit, bugünkü dahil olmak üzere Türk borsası bu kadar artışı hak ediyor. Problem o değil. Problem o uçuyor, kaçıyor algısına yol açacak günlük bu %8'lik onluk dalgalanmalardan veya günlerdir banka endeksiyle sürüklenen bir borsadan bahsediyorum. Buna dikkat diyorum. Kanaatimi de söylüyorum. Yani bu kanaatimi de yasaklayacak halleri yok. Kamusal bir kurgu olduğunu görüyorum. Bir de aslında en önemli sorulardan bir tanesi de şu, hani doğal bir yükseliş mi bu? Yani ekonomik altyapı kurallara göre doğal bir yükseliş mi? Yani dediğin gibi Temmuz ayında 27 milyar olan hacim bugün 125 milyara çıkıyorsa bir anda bir yüklenme var borsaya. Hani dedin ya, bunlar bıyıklı yabancı mı yoksa gerçek yabancı mı? Yani yurt dışında bugünkü Merkez Bankası'nın bugünkü yabancı girişini tablosunu verir misin lütfen? Tamam, hemen vereyim onu, bak çok önemli. Bir şeyler oluyor çünkü. Onu hemen ya vereyim. Bir hafta içinde 94 milyon dolar ya. Kayda değer paralar değil ki bunlar. 2 Eylül'den önceki bir hafta boyunca Türk borsasına giren tabloyu sana gönderdim. Yabancı girişi 94 milyon dolar. Önceki hafta 37 milyon dolar çıkış vardı. Bir hangisi saniye, tablo onu soruyorsun? Tablo 6'yı diyorsun büyük ihtimalle. Numaralandırmış da yönetmenim. Şu bu bundur bakayım. Menkul kıymet istatistik. Evet, yurt dışından yer. Tamam. Evet. Bak gördüğün üzere geçen hafta 26 Ağustos haftası 32 milyon dolar çıkış vardı. 2 Eylül öncesi haftada 97 milyon dolarlık giriş var. Yani gördüğün üzere böyle yabancıyla mabancıyla izah edeceğimiz bir durum değil. Ama bir de Ferit, heterodoks politika adı altında akıllarına geleni uygulayanlar var ya, bu Nebati bakan başta olmak üzere. Ya arkadaş, vatandaşı veya tasarruf sahibini veya elinde TL bulunduran insanları sağlıklı bir alana yönlendirmek istiyorsanız bari böyle yapmayın ya. Yani günde %0.5 bir artış olan borsa bu böyle bir kurgunun olmadığını gösterir. Bak karine olarak söylüyorum. Veya %1 artıyor, %0.5 artıyor. Böyle düzenli giden bir borsadan kimse huylanmaz. Ama ben görüyorum ki ortada bir kurgu var. Görünüyor yani. Bak mesela Özgür Aslan sormuş. Diyor ki Rubel Bey, kurgu yok diyor. Bu doğal bir yükseliş. 2018'den beri 7'li dip yaptı borsa. 138 dolar seviyesi her zaman çöp seviyedir. Toplarlar diyor. Hiç itiraz etmiyorum. Bence de. Evet, doğru. Ben itiraz etmiyorum ama ben şunu söylüyorum. Niye şu Temmuz Ağustos'ta niye? Ne oldu? Yani bu paradigmayı değiştirecek ne oldu? Ben onu soruyorum Ferit.
Ben Türk borsasının 5,5 dolardan 1,20 dolar olduğunu ben söylüyorum. Evet. Çok düştüğünü, çok ucuz olduğunu, dünyanın en ucuz borsası haline geldiğini ben söylüyorum. Ve bunu üzüldüğümü de defalarca anlattım. Türk ekonomisinin bir ikinci bir faktör daha var. Türk ekonomisinin göstergelerinden birisi de borsadır. Seçime doğru gidiyorken borsanın şahlandığına da ihtiyacımız var Ferit. Dedi, duydun mu anladığımı? Yani sadece bir Türk vatandaşına tasarrufunu değerlendireceği bir adres göstermenin yanında borsanın şaha kalktığı bir ekonomik göstergeye de ihtiyacımız var. Ama Allah aşkına sakın 18 Aralık'ta olduğu gibi yeni döviz zedeler gibi bu sefer de borsa zedeler ortaya çıkarmayın. Aman, herkes aman. Dikkat olsun. Dikkat olsun diyorum. Hepsi bu. Bak bu bilançoları inceleyin. Karlı şirketleri bulun. Ucuz şirketlere yatırım yapın. Uzun bunları yapın. Bunların sakın aksini söylediğimi kimse düşünmesin. Ben başka bir şey söylüyorum Ferit. Hele hele bir düşün ki ortaya çıktı ki Türkiye Varlık Fonu borsada kağıt alıp satıyor ve hatta vatandaşa gel gel diyecek şekilde bu işin arkasında onlar var. Ne diyeceğiz peki? Ne diyeceğiz buna? Yani bu ülkede böyle şey olur mu? Zaten sermaye piyasası kurulu denen bir yerin altında bir kalbur yumurta çıktığını gördük mü görmedik mi? Ya altlarından bir kalbur yumurta çıktı ya. O kalburun içinde yatlar, katlar, Atina'da, Yunanistan'da daireler, 180 milyon dolar servetler, 4,5 milyon euroya satın alan yatlar, saray danışmanlarının rekabete girdiği bir alan. Bak yani şimdi ben bu kurgu vardır derken iftira mı ediyorum? Bunlar görünmüyor mu? Peki SPK'nın işi ne? SPK'nın işi, baştan anlattım bunu, sağlıklı bir şekilde sermaye piyasalarının oluşmasını ve tarafların hak ve menfaatlerini, özellikle de küçük yatırımcıyı korumak için gerekli regülasyonu yapmaktır. SPK'nın işi bu. Ama ne anlattılar? Ne ortaya çıktı? 56 tane şirketin halka açılmasına izin verilmiş, 40'ı batmış. Duydun mu Ferit ne dediğimi? 40'ı batmış. Ne demek? Çöp şirketlerin halka açılmasına izin vermişler. Hangi yolla? Herhalde seyircilerimiz, feraset sahibi biliyorlar ne dediğimi. Çöp şirketlerin halka açılmasına izin vermişler. Nasıl verdiklerini sen de biliyorsun, seyredenler de biliyor.